Burası Kumluca'nın otlaki olarak aldığımız 5 yıldır oturduğumuz mallarımızı, hayvanlarımızı otlatıyoruz. Yem vermeden doğal olarak kurbanlık kısırlarımızı, kuzu veya koç gibi herhangi bir şeyleri 300-400 tane iyi kötü satıyoruz. İkinci sezona da yılbaşına kadar teke katıp da oğlaklaştırmadan kısır olarak yılbaşında işte değerlendirmeye uğraşıyoruz. İşte buralarda işimiz bu. İsim Halil Şahin. Korkuderi İmecik Köyü'nden. Yaş 66. 25 yıldır bu işlerle uğraşıyoruz. Kendi yerimiz şu çayın üstünde İmecik Yaylası. Burası da otlakıya aldığımız, otlakı olarak kullandığımız yer. Köylü olduğumuz için mecburen bu hayvancılığı yapmak zorunda oluyor. Başka bir işler para kazandırmıyor. Nispetle hayvan zarar da kâr da olsa rızkımızı temin edebiliyoruz. 200 kadar normal besi veya 150 besi 50 damızlık. Tekelerimiz filan yaban ırklı. Bursa tarafından getirdik. Çok cinsi güzel olsun. 2-3 doğum yapsın diye. Günlük sabah saat 7'de kuzu, çebiş kısmını dışarıda yemliyoruz. Onlar boşaldığı anda kapalı yere, kısır davarın ayrı hatılları içinde onlara orada yemliyoruz. 4 çuval sabah, 2 çuval saman, 4 akşam saat 5'ten sonra yemleme yapıyoruz. Bunların bakımında o şekilde bir kısmını bir saat kadar gezdiriyoruz. Hani çay kenarlarında öyle güzel otlu yerlerde. Yani güzel olsun diye kuzu kısmını. Bu hayvanlardan ürettiğimiz peynir, süt, günlük 40 kilo kadar süt yapıyoruz. Ama şimdi değil, bahar zamanında, Mayıs sıralarında peynir yapıyoruz. Peynir de 45 lira arasında salamura olarak veriyoruz. 150 tane oğlak oluyor. 75 tane erkek olanın 60 tanesini öbür yıla kurban olarak besliyoruz. Kancıklarında damızlığa layıklı dişi oğlaklardan 30 kadar alıp 25-30'unu da ihraç olarak pazarlarda iyi kötü diğerine göre değerlendiriyor. 12 ay boyunca hayvan devamlı bulunur. Adakçı olanlara adak olarak veriyor. Kurbancı veya düğünü olanlara düğün olarak bana 5 tane lazım, 3 tane lazım diye herkesin işini görmeye uğraşıyor. Ticareti de az olsa da, kere olmasa da yem bağlı hepsi yem 150 bin lira. Arpa 3 lira. Hesabını bir yapsan al dama sat dama dişi olacak. Ama mecburen bu yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Her yılda herkes Allah razı olsun 300-350 kadar bir erkek dişi kuzu oluyor. Bunları da değerlendirmek zorunda oluyoruz. Mecburen yani kazanmasak da iyi kötü zarar etmesin. Ana sanasına girse gene de biz memnunuz. Hem tedarini 100 dönüm kadar arpa buğday ekiyoruz. Datköy dediğimiz değirmene götürüyoruz. Orada küspe, mısır, buğday, arpa kendimizden hepsini bir yem olarak karma yapıyoruz. Yani çok da yararlı oluyor. Besli yeminin nasıl olduğunu görmüyoruz ama bunu kendi elimizde yaptığımızdan daha iyi yarıyor. Güzel oluyor yani bizim görüşümüze göre. Bizim devletten aldığımız küpe parası. Mesela 100 davarın varsa 2 milyar gibi bir küpe parası oluyor. Bunu alıyoruz. Öbürü kendi şeyimiz devamlı cebimizden oluyor. Veteriner normal şekilde var. Geliyor buraya. Aşı zamanında veteriner yaptığın zaman 3 liraya ciğer aşısı oluyor. Geliyorlar bana 3 liradan yaptırıyoruz. Yapmadığın zaman da yavru atımı veya herhangi bir
oğlak zayiatı çok olduğundan mecburen bu aşı yaptırmak gerekiyor. Kendimiz de çelerme gibi şeyleri iyi kötü değerlendiriyoruz, veterinerden alıyoruz. Onlara tarif ettiriyoruz. Hepsini veterinere yapsak çok ağıra mal oluyor. Kendimiz de elimizden geldiği kadar ilaç zamanında ilaçlamayı hepsini yapıyoruz yani iyi kötü. Hayvan gütmeye gidiyorsun. Yatıp uyuduğun anda bir tane mesela kurban sezonunda 60-70 tane götürdük. Güdüp sabahları pazara indiriyorduk. Pazara indireceğimiz anda gece bir tanesini elimize bağladık, uyuduk. Uyuduğumuzda o da yosmaymış. Çang taktık. Gece uyuyoruz. Çanlı da var. Boyuna çanını öttüğü süre biz de davarın hepsi var zannediyoruz. Gece saat 3-3.30 oldu. Bir kalktık. Ne davar var ne şey var. Kendimiz tapulaydık yani. Yukarı depeye davar devamlı depe yüksek yeri sever. Hemen gece kalktık yüksek yerde baktık davar yatıp oturur. Hemen iyi kötü çevirdik. Aşağı yıktı yosma davara baksaydık. Sabah da canavar da yese, kurt da yese, gitse kaybolsa olacak. Ama işte ne bilemezsin ki. Yosma derler bizde. Yosma davarın böyle yosma olup da bize göre aynı biziyle beraber yatmış. Öbürleri kalkmış gitmiş. Ha hiç olmazsa bir dartarda haberimiz olur da öyle elimize ipiyle bunun boynuna takıyoruz. Ama bizden tembel bir şey çıkmış. Fayda yok. Rezilliği çok. Neden çok? Tabi yağmur oluyor. Hayvanların yatağı vıcırık derler bizim burada. Hani çamur şeklinde samra oluyor. Cizme köyü malın içinde var. Kuzulma zamanda biri bir yandan vırıktır, biri bir yandan cırıktır. Eziyeti bol ama mecburen yapmasan alışkanlık. Eğer bora 5 lira versen aylığına çekilmez. Ama bizimki belki de 1 liraya geliyor. Ama çare yok. İyi kötü var. Katlanmak zorunda oluyoruz. Durayım. Yaylanın şeyi iyi oluyor. Hani yaşantısı. Yaylada burada geliyoruz. 4 ay burada kalıyoruz. Tabi Allah şükür yayla şeyi olunca da sıhhaten şeker hastası oluyor. Şeker hapı atmadan gene de güzel oluyor burada. Yani o kadar havasından mı, suyundan çok faydalı. Biz de kâr etmesek, bir işte yapmasak bunu iyi kötü yapıyor. Aşağı yukarı gene bu pandemi zamanında gene 25-30 milyar kazancımız olmuştur. İyi kötü var. Yem bağlı olmasa 50-70 kazanırsın ama yem bağlı olunca 20-25'e düşer iş tabii. Zor olur. Kolay da değil tabii kazanmakta. Çok acınanlar var. Biz gene acınmayız. Allah'a şükür var. İyi kötü olduğu gibi şükretmeye uğraşıyoruz. Ya 20-25 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Ama 2 yıldır Beyda yaylarına kaldığımız için dere biçiklerinden var. Tam bir gün saat yağmur yağdı. Saat 7.30'a kadar mal kapalı kaldı. Ulan bunlar dedim ben meleşiyor. Ne gerek var diye sürdüm malı. Akşamla böyle yağmuru şeyi sisli olunca da koyun davar bir ürktü. Bir baktım öbür tarafına dereye çekmiş. Basalamış. Rızkını almış. Ne edeceksin? Baktık olmayacak. Böyle sürdüğümüz yerlerde bir zayiat ola başladı. Aksaray mala. İki tane beyaz getirdik. 8 aylık enik getirdik. Ama şimdi tabii köpek oldu. Canavarın hepsi malı nereden çevrileceğse çeviriyor. Kuzulayan oldu mu yavru ayaklanıp da annesinin arkasına düşesiye ya köpekler bekliyor. Böyle reklam değil. O kadar düzgün işe yarıyorlar. Biri depeye çıkar. Orada bekler. Sanki bir nizamiye nöbetçisi gibi. Eğitimleri çok güzel. Bir erkek bir dişi şey malak var. Bir de gancık yoz gangal kırması var. Ama tabii yoz olunca o daha tecrübeli. 2-3 yaşında olunca o. Nerede canavar geleceğse kokusundan oraya yönleniyor akşamda. Beyda'da zaten bu sene de
kamera takmışlar evin birine. Kameradan Antalya'da izlerken canavarların yani kurtların geçtiğini görmüş. Antalya'dan yayladaki olan, Beyda Yaylası'nda olan kişileri aramış. Arkadaşım iki tane kurt geçti aşağıya doğru. Yani malınıza herhangi bir şey zayi vermesin. Yani tabu olan 20 gün önce. E biz de tabi ona göre geceleri var. Nereden geleceğizse biz de kendimiz köpekler bir yürüme yaptığı anda kendimiz tabi nereden gelirdi elektriğiyle şöyle kontrol ediyoruz. Büyük voltajlı elektrikler oluyor. Far gibi. Mecburen eğer onlarla yapmasak gece ağların içine girse 50 tane yer. Bilemezsin. Köpeğe de uyutabilir ama kendimizde var. Bu kadar saat 3'te en fazla 3'te geliyor. 11 sırasında hareket ediyor. Köpekler belli diyor. 3'e kadar kendim ona göre kontrol ediyor. Herhangi bir zayi olmasın. E olsa Allah mazı 50 denesini yese geçince hemen söndü. 50'si etmese 50 milyar. Zaten köylünün kazanacağı para geçince mesela 50 milyon. Sıfıra sıfır elde var sıfır olur. Bu yönden iyi kötü biz de işte uğraşıyoruz. 50 davar alsa normal gücü 50 yetmezse 20 alsın çift kuzulayan benim getirdiğim Bursa'dan tekelerden salsın 40 tane oğlak alır. 3 kuzulayan 50-60 alır. 20'sini zayi etse 40 alır. 7'şere satsa 28-30 milyar para kazanır. Bir devlet memuru kazancı 4'ten olsa o da 40 milyon. Hiç olmazsa iş bulamadım deme derdi olmaz. Tabii iş bulsan yine de iyi de bulamadın mı mecburen bu işi yapsa boş gezmekten, hanesini idare etmekten. E bu işler neden oluyor? Geçinceme bozgunlukları, para olmuyor. Hanımından ayrılıyor. Hiç olmazsa hanımını da işe sokarsın. Ayrılma derdi olmaz. Tavsiye ederiz tabii. Gençler böyle bir şey yapsın. Kumluca tarafından en fazla oraya veriyoruz 50-60. Antalya'ya 75-100 kadar. Korkut eline 40-50. Buna göre Elmalı'ya veriyoruz. Burada adaklık gelip yiyenlere veriyoruz. Tabii bizkinde organik, kekik malı. Burada baharın bir göreceğin var. 1 metre ot oluyor. Ama mal da tam canlı oluyor. İyi kötü arabalarla var. Kumluca'ya götürmeye çift katlı transit var. 50-60 un atıyoruz. 35-9 var. Onunla da az olan 20-25 verecekler yerler var. Onlara veriyoruz. Afra bayram gün 2-3 sefer bir görevimiz oluyor. Herkese hizmet yapmak için bayram gün gene iletiyoruz. Çok Aksu tarafına Allah razı olsun benimseyorlar. Herkes de güzel diyor. Bu dana mı abi diyenler oluyor. Hani kaldırıp da kesip de kaldırdığımızda 60 kilo eti çıkıyor, 70 kilo eti çıkıyor. Ulan bu dana mı abi diyenler oluyor. Biz de Allah ne verirse o olur diyoruz. Aksu tarafında bu sene kestik. 60 kilo eti çıktı. Gebizlere, gebiz restoranlara maşallah adamlar da bir yendi. Her sene sizden alacağız 25 tane diyor ama maldan mal oluyor. O kadar doğal, o kadar düzgün. Etini yedikleri hepsi de ona göre arıyorlar. Biz de kendimiz soruyoruz. Maldan memnun musunuz? Nasılsınız? Herhangi bir şeyiniz varsa ona göre söyleyin. Herhangi bir kısır davar versek, biri hamile çıksa bile, hamile davarı kestiğiniz kendi niyetinizde olsun, ikinci yerine kendimiz gene veriyoruz. Onu kestiklerim bizim niyetimize kesin, kurban bizim olsun diyor. Çünkü neden adam mağdur olmasın? Herhangi hamile oldu mu etini geriye alıyoruz biz. Göstersin şeyini fotoğrafını. Tamam. Çünkü çoğu yerde hamileydi diyorlar. Bilmem ne birbirine demeye gerek yok. Hamile çıkan oldu mu? Olabilir de. 100 malda bir tane çıkıyor yerine göre. Ama biz de bunun yerine var. Gerisin geri kısır veriyoruz. Hamileyi alıyoruz. Öncekini kendi niyetinde kestin. İkinciyi de benim niyetime kes. Tamam olsun diyoruz. Bu şekilde yönlendiriyoruz.